Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümünde size bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu ve sinyeni beğenmiş olduğumuz pozisyonu orada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mailden detaylarda bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bugün size güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Destekten alıp dirençten satabileceğiniz, dirençten alıp da destekten satabileceğiniz güzel bir indikatörden bahsedeceğim arkadaşlar. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bitcoin'de paylaşımlarımız hala devam ediyor. Hem Instagram'da hem de Telegram'da gerçekten iyi paylaşımlar, güzel paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. En son paylaşımlarımız aynen şu şekildeydi. Bitcoin'de yükselen kamut formasyonundan sonra oluşan ters bayrak formasyonu düşüşün devam edeceğini sinyallerini verdi diye paylaşım yapmıştım ve aynen gerçekleştirdim. Geçti. Düşüş devam ediyor arkadaşlar. Ee, aynen e, yükselen kama formasyonu, yükselen kama formasyonu, tabii ki bu beyaz çizgi bizim için yükselen major trend çizgisi arkadaşlar. Ee, uzun zamandır bu trend çizgisini takip ediyoruz. Ve tekrar trend çizgisinden çok net bir şekilde satış yedik. Ve aşağı yönlü hareketler devam edince ters bayrak formasyonu kendini gösterdi. Ters bayrak formasyonunda arkadaşlar bir satış gerçekleşti. Ciddi bir brekant kırılım gerçekleşerek arkadaşlar mevcut. Benim beklentim 64.700 seviyesine kadar düşebilmesi, düşüşün derinleşebilmesi. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte tabii ki buradan eğer buraya gelirse buradan tekrar yukarı yönlü hareketlerde gelebilir. Yani bir tepki yükselişi gerçekleşebilir arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Hemen şöyle Evet bir düşen trendimiz oluştuğu için burada bir düşen trend çizgisi koyduk ve düşen trend çizgisinde ilk temas burası ve daha sonra arkadaşlar büyük ihtimal gelir. Büyük de o buralardan da hop ikinci temas bölgesi oluşabilir. Eğer düşen trendi kırabilirsek yukarı yönlü hareketlerde devam edebilir arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istedim. Şimdi e, sizlere bugün dediğim gibi güzel bir indikatörden bahsedeceğim. E, destek bölgesini alıp e, direnç bölgesinde satabileceğiniz ve direnç bölgesinde açıp destekte e, kere geçebileceğiniz güzel bir indikatör. Ama öncesinde Tuncay arkadaşımızın bize geçen bahsetmiş olduğu stratejiyi tekrar gündeme getirmek istiyorum arkadaşlar. Birçok takipçim o stratejiyi tekrar e, videosunu izlemek istiyor. Detaylandırmamı istiyor. Ama detaylandırmaya da çok fazla gerek yok aslında. Bir önceki videoda bunun detayını çok net açıkladık ama güncel olarak yani şu an Bitcoin'de onu yakaladığım için size göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen Supertrend indikatörünü açalım. Supertrend indikatörünü açtıktan sonra arkadaşlar. Daha sonra Dynarex osratör indikatörünü açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar aslında hemen şu buy kapatalım çünkü burada bayisercilerle işimiz yok. Evet. Şimdi arkadaşlar aslında dediğim gibi hani düşüşün devam edebileceğini gösteren en nihai hareketlerden biri de buydu. Danech Osilatör bu arada Tradiview'de yok arkadaşlar. Ben size gönderiyorum. O yüzden lütfen mail atınız. Ee, aynı zamanda Danech Osilatöre sahip olduğunuz takdirde arkadaşlar bu denli güzel pozisyonları da yakalayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bir önceki videomda da bahsetmiştim. Yani düşüş trendi mesela şunları bir kaldırayım. Ortalık karıştı biraz. Ben tekrar çizerim arkadaşlar sıkıntı yok. Evet şimdi mesela düşüş trendine girdiğimiz takdirde mesela burada düşüş trendine girdiğimiz takdirde gördüğünüz gibi histogram da kırmızıya döndü. Ve aşağı yönlü çok hacimli bir bırakan kırılımı gerçekleşerek arkadaşlar aslında bu düşüşün derinleşebileceğini net bir sinyali verdi. Burada net bir sinyal aldık bunu da bir kaldırayım. Bakın burada net bir sinyal aldık. Bizim için önemli olan konu şuydu. Evet bakın buradan yukarı yönlü yeşil bir histogram kendini gösterdiğinde aslında biz yukarı yönlü kırılım devam edebilecek mi? Veya yukarı yönlü hareketler gelebilecek mi diye kendimize soru sorular soruyoruz. Ama birçok takipçim de burada hocam buradan yukarı yönlü tepki alabiliriz diye bana dönmüştü. Ama tabii ki ben de baktım, inceledim. Aslında ee, oluşan bir ters bayrak formasyonu olduğunu ve kırılımın ileriki süreçlerde devam edebileceğinin açıkçası net bir şekilde sinyalini aldım ve sizlerle de bunu paylaştım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi mesela Dynoch Oscillator'da çok cılız bir yeşil hareket var. Ama baktığınız zaman hala düşüş trendin içerisinde olan bir hareket bu. Yani açıkçası arkadaşlar şunu söyleyeyim. Buradaki görmüş olduğunuz yeşil hareket aslında düşüşün hala devam edebileceğini, yükselişle hiçbir alakası olmadığını bize gösteriyor arkadaşlar net bir şekilde. Aynı burada da olduğu gibi mesela burada kırmızıya kırmızıya dönüyor çok pardon. Mesela bir saatlik trend filmine bakıyoruz. Bakın burada kırmızıya dönüyor ama gördüğünüz gibi hala yükselen trendin içerisinde. Burada kırmızıya dönüyor ama hala yükselen trendimizin içerisinde. Yani aslında ben burada şunu diyebilirim. Evet şu an geldi yeşil histogram kendini göstermeye başladı. Buradan yukarı yönlü hareketler gelecek mi? Hayır. İlk önce ben trendimi takip etmem lazım. Ve süper trend çizgisini çektiğimiz zaman arkadaşlar hala trendin altında e, olduğunu gördüğüm için hala düşüşün devam edebileceğini söyleyebiliyorum. Tuncay arkadaşımıza da bu stratejiyi bizimle paylaştığı için gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten e, çok iyi bir strateji. O yüzden bundan da faydalanmak istedim. Sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Dediğim gibi burada çok cılız bir üçgen pardon canlı bir yeşil histogramı gördüm takdirde hani e Yukarı yönlü hareketler sert gelebilir mi diye endişelenirken aslında hala trendin içerisinde, düşen trendin içerisinde olduğunu görebildim. O yüzden arkadaşlar bunu da sizlerle özellikle paylaşmak istedim. E, Dynage asortörle görmüş olduğunuz kırmızılar, yeşil histogramlar, e, süper trend ile yapmış olduğunuz kombinasyonla birlikte aslında korkulacak bir senaryo mu veya korkulamayacak bir senaryo mu olduğunu bizlere net bir şekilde gösteriyor. Şimdi arkadaşlar sizlere... Şunu söylemek istiyorum. Evet güzel bir indikatör var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, ve destek direnç bölgesinde alıp satabileceğinizi ve trendin devam edip edemeyeceğini görebileceğiniz güzel bir indikatör. Hemen geçelim. Evet şimdi e, tabii ki indikatörümüze hemen e, arattığımız takdirde aslında ben burada gözü açtığım takdirde arkadaşlar kendi e, kendinden karşıma çıkıyor. Zaten burada ben yüklemiştim. Practical Ranges indikatörü arkadaşlar. Gerçekten iyi bir indikatör. Lux üretmiş olduğu bir indikatör. 4 saatlik term geldiğimiz zaman Bitcoin'de 4 saatlik term ilk önce yapmamız gereken noktalar şu arkadaşlar. Onu öncelikle söylemek istiyorum sizlere. İlk önce Destek ve direnç bölgelerini zaten otomatikman çiziyor indikatör. Yani destek ve direnç bölgelerini çizdiği takdirde güncel olarak devam ediyor. Ve güncel olarak yukarı kırılımlar devam ettiği takdirde de arkadaşlar trendin devam edebilip edemeyeceğini gösteriyor. Şimdi mesela şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bitcoin üzerinden konuşmak istiyorum. Bitcoin güncel şu an takibimde olduğu için Bitcoin ile ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi ben tabii ki burada aslında güncel olarak hedefimi beklentimi yazdım. 64.775 olarak hedefimi belirttim. Ama gördüğünüz gibi destek bölgesinin içerisinde olduğumuz bir pozisyondayız. Hemen şöyle dikdörtgen alayım. Bakın şu pozisyon bizim destek bölgesinin içerisi yani buralardan bir yerden dönebilir. Alt, de, alt zeminden 63 binden de dönebilir. Benim belirtmiş olduğum e, bölgeden de dönebilir. Veya şu çizgiden de dönebilir. Bu bölgelerden dönebilir. Yani maksimum 63 bin seviyesinden dönmesi gerektiğini gösteriyor bize indikatör. Yani burası kırılırsa bundan sonra mevcut bu bölgeden 57'den dönmesi gerektiğini gösteriyor. Şimdi biz bunu tabii ki ne yapalım? 15 dakikalık time frame alalım. 15 dakikalık time frame aslında evet bu şekilde Destek ve direnç bölgesinde alıp satılıp yapabileceğimiz, en azından yatay piyasaları daha net görebileceğimiz bir bölgeyi bize gösteriyor. Burası destek bölgesi, burası direnç bölgesi, orta çizgi. Şimdi tabii ki burası da aynı zamanda hem destek hem de direnç olarak kullanılabiliyor. Destekten alıp Dirençten satmak, destekten alıp dirençten satmak veya dirençten short pozisyon destekten kere geçmek gibi birçok e, hareketi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın mesela burada bu indikatörü sadece kullanarak destek ve direnç indikatörü kullanarak e, mevcut destekten al dirençten sat mantığıyla hareket edersek çok basit bir ticaret aslında bu. Kaç kere burada bize işlem şansı vermiş. Hemen fırçamı alayım. 1, 2, 3, 4, 5 çok az da olsa 6, 6'la işlem şansı vermiş arkadaşlar. Hemen geliyor yukarı hareket geliyor yukarı hareket geliyor yukarı hareket geliyor yukarı hareket geliyor yukarı hareket. Şimdi tabii ki sizler çok büyük yükselişler bekleyebilirsiniz. Scalp yapanlar için ise buradaki şu yüzde 1.49 bile açıkçası yeterli olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Mesela şöyle baktığım zaman 1.50, 1.05. 1.34. Bunlar scalp yapanlar için gerçekten değerli bir veri, değerli bir oran arkadaşlar. Ama tabii ki day trade yapanlar için de 4 saatlik time de bu denli destek ve direnci yakalayabildiğin zaman, yatay piyasa yakalayabildiğin zaman bu şekilde hareketler devam edebiliyor. Şimdi aynen burada olduğu gibi mesela şu an destek bölgesi kırıldı. Aşağı yönlü hareketlerin kırıldığı için Burada yeni bir destek ve direnç bölgesi çalışmaya başlıyor. Otomatik olarak yani canlı bir veri olduğu için otomatikman çiziyor. Dolayısıyla benim için artık direnç bölgesi burası. Burası değil. Burası yeni bir direnç bölgesi olarak çalışıyor. Ne zaman? 15 dakikalık time frame'de. Çok pardon. 15 dakikalık time frame'de burası benim için direnç bölgesi olarak çalışıyor. İleriki süreçlerde yukarı yönlü hareketler gelirse ben diyebilirim ki buralardan yüksek ihtimal satış yiyebiliriz. Çünkü neden? Bakın burası gördüğünüz gibi ortak nokta çizgisi burada da oluşmaya başladı. Ve burası benim için aynı zamanda direnç bölgesinin TP1 diyebilirim. Ya yani bu bölgelerden evet satış yiyebiliyoruz. Ama eğer satış yemezsek yukarı yönlü hareketler devam etse buralardan satış yeme ihtimalimiz yüksek. Farklı bir koyuna bakalım arkadaşlar. Mesela Unfi yüzde 41 düşüş mü? O kesin bir şey oldu arkadaşlar. Çünkü ben markete gittim geldim alışveriş esnasında Unfi'de bir problem var sanırım. O çok ciddi düşmüş. Araştırmam gerekiyor. Şimdi farklı bir konuya bakalım. Mesela APA'ya bakalım arkadaşlar en son. Bir saatlik time gelelim. Şimdi ilk önce bir, saatlikten saatlik time bir analizimizi edelim. Bir saatlik time frame'de evet düşüş devam ediyor gördüğünüz gibi. Yeni bir direnç bölgesi, yeni bir destek bölgesi oluşuyor. Bakın burada da destekten alıp tekrar dirençten satabiliyoruz. Buradan destekten alıp yukarı yönlü hareketler devam edebiliyor. Aynen. Bakın burada çok ciddi bir şekilde yükseliş gelmişti zaten. Şunu şöyle bir aynen. Gördüğünüz gibi aslında burada da yatay piyasada çok güzel çalışan bir e, hareket. İndikatör burada bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5'tir. Buradan pozisyon şansı veriyor. Yukarıdan direnç bölgesinden de 1, ve iki kere şans vermiş ve daha sonra zaten ciddi bir bırakant kırılımı gerçekleşerek e, yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini net bir sinyalini vermiş arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bizim yapmamız gereken hareketler şu. Destekten alıp dirençten satmak. Ama bu şunu söylemek özellikle istiyorum arkadaşlar. Tabii ki buradaki hareketi hani bilebilmemiz bizim mümkün değil. Neden mümkün değil arkadaşlar? Çünkü bu hareketi yapan kişi biz değiliz. E, en azından ben bu destekten alıp eğer yukarı yönlü direnç bölgesinden satmayı hedefleseydim, ciddi bu hareketin mumunu gördükten sonra arkadaşlar belki satmayabilirdim. Bakın çok ciddi bir hareket gelmiş. Yani ben burada destekten alıp 0.69'dan alıp 0.91 görmüş olsaydım yani büyük ihtimal satmazdım. Hemen buralara stopumu koyardım 0.77'ye diye beklerdim. Yukarı yönlü hareketlere kaçırmamış olurdum arkadaşlar. O yüzden yani bu çok önemli ve özellikle de şunu söylemek istiyorum. Yani kar realizasyonu gerçekten iyi. Mesela buradan alıp yukarıda dirençten sattığın zaman %14 bir saatlik time bahsediyorum. Buradan alıp yukarı yönlü hareketlerde %14 eğer yukarı yönlü hareketleri değil de orta çizgiyi ortak noktayı bel belirlerseniz %8.23 gibi kar realizasyonu söz konusu olabilir arkadaşlar. tabii ki burada açıkçası short pozisyonları için de geçerli bir durum bu. Ee, ve daha sonra arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Kırılımlar da tabii ki geliyor. Mesela e, trend yukarı yönlü aşağı yönlü hareketlerle birlikte aslında net bir şekilde bize trendin devam edebileceğini veya trendin düşüş, düşeceğini gösteren hareketler. Şimdi şöyle ben bir geçmişe baktığım zaman aslında da çok net bir şekilde sinyalini görüyorum. Mesela yukarı yönlü kırılmaya devam ederken direnç ve destek bölgeleri de yukarı yönlü devam ediyor. Aşağı yönlü kırılımlar devam ederken mesela burası destek bölgesiydi. Hop aşağı kırılım geldikten sonra artık yeni destek bölgesi burası oldu. Hop aşağı demek ki merdiven misali burada düşen bir trend var. Yani bunu bir kere anlamamız lazım. Hemen bir trend çizgisi çektikten sonra bunu takip etmemiz lazım. Ben burada neyi e, yakalamam lazım? Bir e, toba formasyonu veya bir açıkçası arkadaşlar çen çop karakter yapısı. Hemen burada bakın bir kırılım geliyor. Bakın net bu şekilde kırılımı görebilirsiniz. Ve burası rites hareketi. Kırılım geliyor yukarı yönlü hareket. Ve hop tekrar yukarı yönlü hareket. Yani burada da yükselen bir hareketin e, resmen temsili olmuş arkadaşlar. Ama bizim için aslında bu ters hareketlerde e, destek ve dirençli satış yapabilmemiz için yatay piyasalara ihtiyacımız var. Hemen onu da şöyle baktığım zaman grafiği bir sıfırlayalım. Şimdi bu tabii ki çok yükselen bir parite olduğu için AP. Mesela buralarda gördüğünüz gibi bir hareket söz konusu olabiliyor. Mesela aynen destekle alıp dirençte satabilmemiz gibi. Şöyle bir bakalım. Şu an yükselen bir coin'e bakalım. Evet, bakın şu an arkadaşlar e, NKN'deyiz. Şu an gördüğünüz gibi destek alıp dirençten satmak gibi birçok bize pozisyon yaratmış e, ve bu pozisyonlarla birlikte aslında gerçekten iyi bir şekilde işlem yapabileceğimizi görebiliyoruz. Ve e, biz buna ekstradan TrendFlex algıyı da eklediğimiz zaman en azından sinyal noktasını eğer yakalayabilirsek iyi bir verimli bir sinyal olduğunu biz de görebiliyoruz. Evet mesela buralarda sinyalleri yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Aynen bakın burada buy sinyali birlikte yukarı yönlü trendi kaçırmamış olur. Zaten trend flex algı adı üstünde trend indikatörü arkadaşlar. Yatay piyasalarda evet sinyaller biraz geç gelebiliyor ama en azından trend indikatörü olduğumuz için mevcut trendi kaçırmamamızda ve bedavaya çıkmamızda bizim için avantaj oluyor. Mesela şu an burada bir buy sinyali vermiş ama yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini seziyor ki bizi şu an trendden çıkarmıyor arkadaşlar. Şimdi trend flex algıyı kapatalım. Dynatch Osulatörü açalım. Şimdi Dynamics Osilatör'de gördüğünüz gibi aslında destek ve direnç bölgelerinde satışların yapılabileceğini aslında burada aşağıda, aşağıda da histogramda gördüğünüz gibi aslında normal bir yatay piyasanın olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela burada bir tobu hareketi görebiliyorsunuz. Yani burada bir tobu hareketi aslında yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini gösteren bir hareket arkadaşlar. Buna ekstra olarak da tabii ki süper trend eklediğimiz takdirde en azından trendin içerisinde olup olmadığını ve buradaki fake hareketlerin görüp görmeyeceğimize yardımcı olur arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istedim. Evet bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Bakın mesela şu an yukarı yönlü bir trend hareketi devam ediyor. 15 dakikalık time frame'de hep kırıla yani yukarı yönlü denci kıra kıra yukarı hareketlerimize devam ediyoruz. Şimdi bir saatlik time yapalım. Evet bir saatlik time de gördüğünüz gibi şöyle biraz bakalım. Evet. Burası direnç bölgesi. Dirence geldiği zaman satış. Desteğe geldiği zaman alım. Bakın şu an direnç bölgesindeyiz. Satış yemiş ve artık yeni destek bölgemiz burası. Artık düşmüyor arkadaşlar. Yukarı yönlü gitmeye istekli. O yüzden artık buraları beklemek çok doğru olmaz. Buralardan işlem yapmak ve direnç bölgesinden yeni direnç bölgesinden satış yapmak da en mantıklısı. Evet arkadaşlar, bugün benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sormak istediğiniz sorular varsa bana iletebilirsiniz. Ee, yanıtlamak isterim tabii ki ee, vaktim olduğu sürece. Dediğim gibi Trendflex algı katoru sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Mailde size detaylardan bahsedeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.